Herkese selam. Bu videomuzda iPad'inizi nasıl e-book olarak kullanabileceğinizi göstereceğim. Apple hem telefonların hem tabletlerinde kitaplar uygulamasını ücretsiz olarak sunuyor. Bu kitaplar uygulamasında siz isterseniz App Store üzerinden ücretsiz kitapları indirip kullanabilirsiniz. İsterseniz işte mail üzerinden, başka bir kaynak üzerinden tabletinize atacağınız EPUB formatındaki belgelerinizi de e-book olarak kullanabiliyorsunuz bu kitaplar uygulamasında. Yani sizin herhangi bir PDF dosyanızı EPUB formatına çevirip daha sonra işte mail ile ya da işte Drive üzerinden, herhangi bir kaynak üzerinden iPad'inize attıktan sonra bunu kitaplar uygulamasıyla beraber açarsanız e-book olarak kullanabiliyorsunuz bu dosyalarınızı. Şimdi tabletim üzerinden size ücretsiz bulduğum bir PDF dosyasını çevirip daha sonra kitap uygulamasında e-book olarak nasıl kullandığımı göstereceğim. Şu an ekranın yan kısmında tabletimin ekranını görüyorsunuz. Bu arada bu herhangi bir tablet de olabilir, başka tabletler de olabilir. Ben iPad üzerinden size göstereceğim. iPad'in herhangi bir modeli falan bunda değişiklik göstermiyor. Tüm iPad'ler aynı. Şimdi bir Don Quixote'un PDF dosyasını bulalım. Evet, öyle ücretsiz bir PDF dosyası bulunuyor. Şuradan böyle indirelim. Şimdi burada bazı sitelerde işte siz bunun EPUB formatına indirebiliyorsunuz zaten. Halihazırda EPUB formatında indirirseniz daha sonra kitaplar uygulaması direkt açınca normal e-book olarak kullanabileceksiniz. Evet, şu an dosya hazırlandı. Evet, şu an EPUB formatındaki dosyamız indi. Bunu direkt açınca bu formatta olduğu için direkt kitaplar uygulamasında açıyor. Ve burada şu an normal kitap gibi okuyabiliyorsunuz. İşte buradan rengi değiştirebiliyorsunuz. İşte fontu değiştirebiliyorsunuz. Şöyle biraz açalım. Buradan devam edebiliyorsunuz. Bıraktığınız yerde oraya ayraç gibi bir şey atıyor ve orada devam edebiliyorsunuz daha sonradan. Şöyle şu an yan tuttuğum için tabletimi, o yüzden böyle duruyor. Sanal mürekkep teknolojisi olmasa da gayet güzel bir teknoloji sunuyor. En azından tabletin üzerinden bunu kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir e-book almanıza gerek kalmıyor bu sayede. Yani EPUB formatına çevirmek buna yarıyor. Şimdi bu normal, hani bu formatta bulunabilen bir dosya içinde. Şimdi aynı dosyanın PDF'ini indirip onu EPUB'a çevirip nasıl bunu yaratacağımı göstereceğim. Çünkü hatta ilk başta şunu da gösterelim. Yani düz bir PDF uygulamasını siz indirdiğinizde, bu şu an bir PDF dosyası aynı şeyin. Bunu buradan indirdikten sonra şimdi aynı dosyayı, PDF'i kitaplar uygulamasıyla açıyorum. Şimdi bu EPUB formatı olmadığı için sadece parlaklık açıp kapatabiliyoruz. Yani burada herhangi bir font değiştirme, işte arka plan rengini değiştirme gibi özelliklerimize sahip olamıyoruz. Bu da uzun vadede sizin hani gözünüzün yorulmasına ve daha az konforlu bir servis almanıza neden oluyor. Şimdi aynı dosyayı hiçbir ücret vermeden bir konvertör yardımıyla EPUB'a çevirip normal deminki gibi nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Yani sizin eğer bir dosyanız varsa ve hani bunun EPUB formatını bulamıyorsanız bu sayede siz de bulabileceksiniz. Bunun için de işte yani Google'a direkt PDF to EPUB converter falan yazarsanız, yani bunu da fark etmez, hepsini tıklayabilirsiniz yani. Çoğu çalışıyor zaten. Buradan bu arada bunları, bütün işlemleri fark ettiyseniz tabletim üzerinden yapıyorum. Herhangi bir bilgisayara da ihtiyacım yok. Buradan PDF dosyamı seçtim. Şu an onu yüklüyor karşı tarafa. Yükledi. Buradan çevir diyelim. Evet, şimdi bitti dönüşümümüz. Buradan indirmeye bastıktan sonra indir diyoruz. Tekrar açtıktan sonra yine otomatik olarak zaten kitaplar uygulamasında açılıyor. Ve gelsin. Ve gördüğünüz gibi şu an deminki gibi aynı şekilde, yani EPUB olarak indirdiğimiz şeklinde PDF dosyamızı da EPUB'a çevirdik ve normal e-book olarak burada tekrar ayarları seçebileceğimiz şekilde
kullanabiliyoruz. Yani bu sayede sizin herhangi bir PDF dosyanızı EPUB'a çevirip burada tabletinizde böyle e-book'umsu bir kıvamda kullanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Teşekkürler, hoşçakalın.